Sevgili seyircilerimiz, yeni bir Savaşta Barışta Türk Ordusu programından hepinize merhaba. Bu haftaki programımızda Hakkari Şemdinli'de Aktütün Kale Kolu'nda sıfır noktasında sınır hattında görev yapan hudut kartallarıyla birlikte olacağız. Ülkemizin sınırlarını gelebilecek her türlü dış tehditten korumak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli görevlerinden biri. Bu sebeple ülkemizin sınırları boyunca görev yapan hudut birliklerimiz, vatan topraklarını korumak için gece gündüz gözlerini kırpmadan nöbet tutuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan karakollara alternatif, yüksek güvenlikli yeni karakollar olan kale kollar sayesinde, ülkemizin sınırlarını koruyan kahraman Mehmetçiğimiz çok daha güvenli bir ortamda görevini yerine getirebilmekte. Asılın Türk milletinin namus ve şerefini! Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyeceğim! Gözüm sorumluluk bölgemde! Kulağım komutanda! Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Aktütün'de yeni bir gün başlıyor. Her an her şeye hazır, eli tetikte, gözü vatan toprağının sınırlarında hudutlarımızı koruyor Mehmetçik. En son teknolojilerle donatılmış gece görüş cihazlarıyla huduttaki hiçbir hareketi kaçırmıyor. Gece boyunca gözü sınırda kutsal vatan toprağını bekleyen Mehmetçik, nöbetini yerine geçecek silah arkadaşına devrederken görevini tamamlamanın gururuyla gidiyor yatağına. Termal kamera operatörü uzman Çavuş Ali Çavuş. Aselsan üretimi termal kamera üst bölgemizin gözü konumundadır. Isıya duyarlı olduğu için her türlü canlı varlıkları tespit eder. Tespit ettiğimiz hedeflere uygun silahı seçmemize yardımcı olur. Hudut emniyeti ve kaçakçılığı önlemek amacıyla bu sistemden etkin olarak yararlanmaktayız. Kale kol demek, ülkemizin sınırlarını gelebilecek her türlü tehdide karşı korumak demek. Bu bilinçle görevlerini yapan kahraman Mehmetçiğimizin hayatını sürdürdüğü Aktütün Kale Kolu'nu daha yakından tanımak için Tabur Komutanı Yusuf Gündoğdu'ya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Birliğimize hoş geldiniz. Birliğimizin hudut sorumluluk sahası 12 kilometre kadardır. Birliğimiz İAŞ'e ve İBATE faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmesi maksadıyla şu anda görmüş olduğunuz hizmet binasının inşa edilmesine karar verilmiştir. Binamız bölücü terör örgütünün kullanabileceği her türlü silah sistemine karşı korunaklı olarak inşa edilmiştir. Sorumluluk bölgesindeki hudut kesiminin emniyetini sağlamak, kanunsuz geçişleri ve terörist faaliyetleri engellemek ve ana üst bölgesinin ileri bölgeden emniyetini sağlamak maksadıyla kritik noktalara üst bölgeleri tesis edilmiştir. Bu üst bölgeleri kule şeklinde inşa edilmiştir ve 3 kattan oluşmaktadır. Ana üst bölgesi ve diğer üst bölgelerimiz her türlü hava koşullarında 3 ay süreyle mühimmat, akaryakıt ve yiyecek ikmali yapılmadan görevini yapabilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Sorumluluk bölgemizdeki vatandaşlarımız da bir aile gibiyiz. İmkanlarımız ölçüsünde bu ailelerimizin başta emniyet olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Birliğimizin görevi kendisine tahsis edilmiş olan sorumluluk bölgesinde her türlü hava ve arazi koşulu altında aralıksız olarak terör örgütü, kaçakçılık ve sınır ihlalleri ile mücadele etmek. Aynı zamanda vatan topraklarımızın sınırlarını her ne pahasına olursa olsun korumaktır. Birliğimizdeki tüm personel üstün moral ve motivasyon ile vatan ve milletimiz uğruna seve seve can vermeye hazırdır.
Kalekollar, içinde yaşayanların tüm ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Burada görev yapan askerler, kalekolda yemeklerini yiyor, burada uyuyor, görevlerini burada yapıyorlar. Kalekolda görev yapan askerlerimizin asker arkadaşlığı da bir başka oluyor. Evinden uzakta bu Mehmetçikler, boş vakitlerini yine silah arkadaşlarıyla paylaşarak geçiriyorlar. Adım Tufan, soyadım Güneş. Aslen Sivaslıyım. 75 günlük acemi birliğimin sonunda atanmam buraya çıktı. Aşkın Kule'de görev yapıyorum. MK-19 nişancısı olarak geldim. Burada görev yapmak her Türk gencine nasip olmaz. Onur ve gurur verici bir olay. Burası hudutu koruyor. Hudut sınır karakolu. Köylerimizi, insanlarımızı, milletimizi, vatanımızı bekçiliğini yapıyoruz. Burada benim nöbet tutmam, çevremizde bulunan köylerin, tüm Türkiye'nin, ailemin rahat bir uyku uyumasına sebep oluyor. Sen salın gel yanıma, kan günleri takarım. Kömür gözlüm sende sevda ne arar? Şirin sözlüm sende vefa ne arar? Sevmişim yar, yüreğim ona yanar. Yüreğim ona yanar. Aktüt'ün kale kolunun çevresinde 4 tane kule bulunuyor. Aşkın, Dikili Taş, Süleyman ve Soğuktepe ismindeki bu üs bölgelerinde görev yapan askerlerimiz, sınır boylarını 24 saat aralıksız izliyor. Bu kuleler, sınırlarımızın güvenliğini sağlayabilmek maksadıyla en kritik noktalarda stratejik olarak konuşlanmış durumda. Personelin gerektiğinde hiçbir yardım almadan aylarca hayatını sürdürebileceği imkanlara sahip olan bu kuleler, burada yaşayan askerlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Askerlerin yatacakları koğuşlardan yemekhanelerine, ihtiyaç duyacakları tüm tesisler kale kolun aşılmaz duvarları içine kurulmuş. Üsteğmen Gökay Özlek. Kulemize ismi 13 Eylül 1992 yılında bölgede teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca çatışarak şehadete ulaşmış Jandarma Astsubay Çavuş Aşkın Yeldiren'e ithafen verilmiştir. Aktüt'ün bölgesi çetin arazi ve hava şartları nedeniyle görev yapması oldukça zor bir bölge. Aktüt'ün kale kolunda görev yapan askerlerimiz bölge halkının yaşamını kolaylaştırmayı da görev edinmiş. Bu maksatla öncelikle sağlık alanında kapılarını bölge halkına açan askerimiz, burada tedavi edilemeyen acil hastalar içinse helikopter ulaşımı sağlıyor. Bölgedeki köy okullarının tamir ve bakımıyla ihtiyaçlarının karşılanması da kale kolun faaliyetleri arasında. Burada belki de en büyük sorun olan ulaşımın özellikle kış aylarında aksaması nedeniyle Aktüt'ün kale kolu iş makinelerini köy yollarını açmak için görevlendiriyor. Ayrıca özellikle ulaşımın tamamen kesildiği kış aylarında ihtiyaç duyan ailelere imkanları dahilinde yiyecek yardımı yaparak
bölge halkına elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Ben burada zaten öğretmenlik yapıyorum. Taburun burada olması bizim için büyük bir avantaj. Özellikle öğretmen öğreci konusunda bir eksiğimiz olduğu zaman okulumuzun, köylerimizin kendilerine danışıp bir şekilde elinde geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Özellikle okulun açılma sezonunda temizliği olsun, boyaması olsun, bir eksiğimiz olduğu zaman komutanımıza danışıp bu konuda hemen yardımcı oluyorlar. Bizzat personel gönderip boyamasıdır, temizliğidir, tesisatıdır o konuda yardımcı oluyorlar. Şimdiye kadar o konuda bir sıkıntımız yok. Yine kışın sıkıntısı, yakıt sıkıntısı olduğu zaman kendilerine danışıp ellerine geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Taburun burada olması özellikle kışın çok ağır hastalarımız olduğu zaman hani onları da baş edemeyeceği gibi durum olduğu zaman aniden helikopter isteyip gelip hastalarımızı helikopterle götürebiliyorlar. O konuda bir sıkıntımız yok. Yine burada taburun burada olması yollar konusunda, milletin birlik ve vermelik konusunda bu konuda milletle taburun el ele bütün konularda madde ve manen beraber olması, birlik olması şimdiye kadar bir sıkıntı yok. Bunlar da sana 2008'de buradan büyük çatışma oldu. Çatışma olunca devletimiz baktılar, bu karakolumuz çok eski araba gibi. Geldi yardıma, dedi karakol yapalım. Ne de yapalım, o köyün içinde yer yok idi. Yer bizim idi, ben alakomutanın yanına gittim, orada müracaat ettim, yer verdim, hübbe ettim. Ondan sonra karakol burada kurulmuş. 91'den bugüne kadar çok çatışma, yani o kadar çatışma oldu ki yanlışlıkla çatışmadan zarar görmedik. Allah'a şükürler olsun. Aktütün Kalekolu güçlü savunma ve gözetleme imkanlarının yanı sıra eğitimli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi eksiksiz şekilde yerine getirecek şekilde donatılmış durumda. Herhangi bir taciz veya saldırıya maruz kalındığında kahraman askerlerimiz süratle ve korkusuzca saldırıya karşılık veriyor. Kusursuzca planlanmış stratejiler ve görev paylaşımı sayesinde Kalekol personeli kendi emniyetini sağlamanın yanı sıra görev bölgesine yakın sivil vatandaşların da güvenliği konusunda hataya yer vermeyecek şekilde düşmanı etkisiz hale getiriyor. Motorlu piyade kolları aldıkları görevle birlikte hızla hazırlıklarını tamamlayarak üstten ayrılıyorlar. Kalekol'da bulunan tüm araçlar gibi bu özel yapım araçlarda personelin güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde hazırlanmış. Kuvvetli zırhı, üstün ateş gücü ve kamera sistemleri sayesinde bu araçların karşısında durabilmek mümkün değil. Ayrıca yakın emniyet unsurları da üst bölgelerini takviye etmek ve muhtemel yasa dışı geçiş güzergahlarını kapatmak için yola çıkıyorlar. Ülkemizin sınırında sıfır noktasında sıcak, soğuk, gece gündüz demeden nöbet tutan hudut kartalları, canları pahasına vatan topraklarını korumaya ant içmiş ve bu uğurda şehitler vermiştir. Kartalların yuvasında dalgalanan Türk bayrağının gölgesinde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Vatan sınırlarını korumak uğruna burada görev yapan tüm askerlerimize teşekkür ederiz. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarla dalgalan, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dilinde öleceğim. Genellikle Ege türküleriyle yakından tanıdığımız ve severek dinlediğimiz İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Mustafa Özcan'la birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Mustafa Özcan için Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu ne ifade ediyor? Bizim varlığımızın temeli
birlikte olmamızın, güvenliğimizin tek unsuru diye düşünüyorum. Ve her zaman göz bebeğimiz diye adlandırdığımız nadide bir kurum olarak görüyorum ben Türk Silahlı Kuvvetlerimizi. Peki asker arkadaşlarınızla hala görüşüyor musunuz? Görüştüklerim yok ama telefonlaştıklarım çok. Sağ olsun birkaç arkadaşım aradı hem telefonla. Biri de geçtiğimiz yıl yanında birçok arkadaşıyla beraber geldi. Sağ olsun burada bir gün geçirdik. Ve 20 gün kadar önceydi de galiba Amasyalı bir arkadaşım vardı. Kendisini tanıtarak aradı beni. Bir Amasyalı sanatçı arkadaşım vasıtasıyla bulmuş. Çok ilginç tabii insanı duygulandıran, o dönemlere götüren konular bunlar. Böyle söyleyebilirim. Askerden döndükten sonra hayata bakış açınızda değişiklikler oldu mu? Şüphesiz. Çünkü orası aslında yaşanması gereken bir yer. Çünkü insanın kişiliğini kontrol etmeyi öğrendiği, benliğini, egosunu dediğimiz yapısını terbiye etmeyi öğrendiği ve onunla geçinebilmeyi başardığı bir yer olarak görüyorum. Bunun ötesinde artı tabii ki herkesin kendini savunma boyutunda o mekanizmayı harekete geçirebilecek bir kabiliyeti, bir bilgisi olması lazım. Onu da aldığımız için elbette Allah'a şükür elimiz silah tutar yani. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimize ve özellikle Mehmetçiklerimize neler söylemek istersiniz? Bu Türk milleti onların arkasında her zaman. Çünkü içinden görüyor kendisini. Peygamber ocağı diye adlandırılan. Bugün benim çocuğum, yarın başkasının çocuğu. Aynı yerde birbirini tanımayan birçok bölgeden, birçok farklı kültürden ama aynı amaç için giden birçok insanın ortak noktalarla, ortak hedeflerle var olmak için, birliğimiz için, güvenliğimiz için bir yerde olması bundan güzel de bir ifade veya duygu olmasa gerek diye düşünürüm. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT1 ekranlarında buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.